İlk defa evime gelecekti. Oralarda şimdiki gibi mutfakla az çok aram iyiydi. Gel sana yemek yapayım dedim. Tavada biftek, makarna ve fırında sebze yapacaktım. Bir gün önceden pasta da yapmıştım. Malzemelerle birlikte şarap da aldım ve gelmesine yakın girdim mutfağa, işe koyuldum. Normalden biraz erken geldi. Oysa da makarna pişiyordu, biftekleri kızartmak üzereydim ve fırında sebzelerim vardı. Bilgisayardan kaliteli bir müzik açmış, artistik olsun diye de tezgaha bir kadeh şarap koymuş, arada bir içiyordum. Böyle de lord bir insanım, yemek yaparken bile şarap yudumlar, müziğimi dinlerim mesajı vermekti amacım. Kız evi gezip kediyi falan sevdikten sonra yardım için mutfağa geldi. Ben o gelene kadar heyecandan 2-3 kadeh falan şarap içmiştim. Baya baya mutfakta şarabı gömüyordum. Sonra bir an geldi. Bir yandan fırından sebzeleri çıkarıyorum, bir yandan makarna süzüyorum, bir yandan da biftekleri çevirmem gerek. Bir an geldi, kendimi o kadar mutfağa kaptırdım ki bir büfeciye dönüşüverdim. Ve biftekleri çevirmek için kullandığım maşayı tabağa çıkırt çıkırt vurarak ''Birun, birun, birun'' diye haykırdım. Hızımı alamayıp ''Birsunlar efendim, et var, tavuk var, birun'' diye devam ettim. Bir ömür gibi gelen 5 saniyelik sessizliğin ardından ikimiz de dağıldık. Sevgilim olayı ''Of ya, salak şey'' modunda bir tepkiyle karşıladı. O ana dek hiç bu kadar yakınlaşmamıştık belki de. Resmen maskemi çıkarmıştım. Çırılçıplak karşısındaydım artık. Ben aslında bu adamım demiştim. Ben Biron demekten zevk alan o adamım. İyi ki de demişim. İşte o çocuğun adı Einstein'dır. Klişesi olacak belki ama sonra o kızla karı koca olduk biz. Ve ben ne zaman mutfakta hararetli bir şekilde yemek yapsam maşayla Biron, Biron, Biron diye bağırıp evi çınlattım. O da her defasında ilk kez duyuyormuş gibi güldü. Demem o ki gençler, özünüzü gizlediğiniz maskelerden sıyrılın ve içinizdeki büfeciye karşı koymayın. Çıkacağı varsa bırakın çıksın. İnanın hayat daha iyi akacak.